Hazır buradayken şundan da bahsetmek istiyorum. Kelebeğin ömrü benim en sevdiğim konu. Kelebeklerin ömürlerini hep denir ya, bir gün. Kelebeğin ömrü bir gün, o da bugün diye. Aslında tamamen bir yanlış anlaşılma. Hiçbir kelebek yok bir gün yaşayan aslında. En kısa ömürlü kelebekler bir hafta kadar yaşıyor. En uzun ömürlü kelebekler ise bir yıl civarında yaşayabiliyorlar. Tabii bu söylediğim süreç sadece kanatlanmış yetişkin kelebek, ergin kelebek aşaması. Daha öncesinde o yumurtayı, tırtılı da düşünecek olursak bu süre çok çok daha uzun oluyor. Şu kelebeği tanıyanlar var mı? En meşhur kelebeklerden bir tanesi. Dünya üzerinde bulunan en böyle bilinen belgesellere konu olmuş bir kelebek. Kral kelebeği. Bu arkadaşlar Amerika'nın kuzeyinden güneyine kadar göç edebiliyor. 3000 kilometre sürüyor göçü ve yaklaşık 5 ay boyunca uçabilen bir kelebek. Bir yıl civarında ömrünün olduğu biliniyor. Büyük Göçler belgeselinde Tarkan çok güzel anlatıyor. Orayı da açıp izlerseniz, merak ettiğiniz konu varsa oradan da daha detaylı bir şekilde alabilirsiniz. Hatta birçoğunuzun da o belgeseli, hani en azından doğayı sevenlerin o belgeseli izlediğini düşünüyorum. Yani 5000 kilometre göç eden bir canlının sadece bir gün yaşama hikayesi tamamen yanlış anlaşılma. Yalan demeyelim, hurafe demeyelim de yanlış anlaşılma olarak adlandırabiliriz. Bir sinekle karışmış kelebek. Mayıs sineği isminde bir sinek var. Bu sinekle karıştırılmış. Çünkü mayıs sineğinde büyük kanatları vardır ve bu büyük kanatlarıyla bu büyük kanatlarından dolayı kelebek sanılmış. Bu mayıs sineği gerçekten de en fazla 24 saat yaşayan bir sinek. Bu yüzden yanlış anlaşılmış. Bu arada bahçemizin en uzun ömürlü kelebeği Parthenos silvia, Clipper. Translate çevirisinde Clipper diye genelde hızlı giden şeylere söyleniyormuş. Bu yüzden uçuşu çok hızlıdır, zıplar gibi. Bunu öyle adlandırmışlar. Hemen mavi morfoy, biraz önce söylemiştim ya, kamufle olmaya yarıyor diye. Şöyle yakın çekim alayım. Mavi morfo dağın üzerine konduğu zaman bu şekilde sadece bir kayanın parçası gibi. Hatta şöyle yaparsak, hadi bakalım kelebek nerede? Kesinlikle görmek çok zor ama iyice yaklaşıp hatta zoomlarsam kelebeğin burada olduğu bariz belli. İşte bu sayede bu tamamen zararsız olan canlı hayatta kalmaya çalışıyor. Şöyle söyleyeyim. Kelebekler birçok canlının besin kaynağı. Çünkü besin piramidinde en alt sıralarda yer alıyor. Ve birçok canlı onunla, kelebeklerle besleniyor. Kelebek de bu tehlikenin farkında olduğu için bazı savunma stratejilerini kullanıyor. Kamufle olmak bunlardan bir tanesi. Hemen yeni doğmuş mavi morfoların önündeyim. Şöyle ön kameraya geçeyim. Mavi morfo yeni doğmuş. Nereden doğuyor? Hemen şu pupanın içinden doğuyor. Şu pupanın içine şu kocaman kelebek sığıyor. Nasıl sığıyor derseniz, kanatlar tamamen buruşmuş. Buruşuk bir vaziyette. Ve bu buruşuk vaziyetteki kanatlarına doğar doğmaz bir sıvı pompalıyor. Bu sıvıyla kanatlarını açıp düzleştiriyor. Daha sonra şu anda olduğu gibi baş aşağı bekliyor. Çünkü bu kanatlarının kuruması lazım. Şu anda ıslak görüntüsünden de belli. Kanatları çok yumuşak. Bu yumuşak ve ıslak kanatlarına sıvı pompalıyor ve hava yardımıyla da kurutuyor. Kuruduktan sonra da küçük kanat atımları yaparak uçmaya çalışacak, uçmaya başlayacak. Buradan uçup artık kendi yaşamını bahçe içerisinde sürdürmeye devam edecek. Mesela biraz öncekinden biraz daha erken doğmuş bir mavi morfo uçmaya hazır ve ilk uçuşunu yaptı.
Yaptı, hemen karşıya kondu. Hemen nasıl göstereyim? Şurada. Oraya konup büyük ihtimalle bugünü orada geçirir. Yarın sabah itibariyle de tekrar uçmaya başlar. Mavi morfo dinleniyor. Oo, çok güzel. İşte o bahsetmeye çalıştığım parlak mavilik. Hadi bir kere daha aç o kanadını. Çok hızlı hareket ettikleri için, daha doğrusu çok çabuk yön değiştirdikleri için videoya almak ya da havada fotoğrafını çekmek gerçekten çok zor. Ama elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Oo, süper. Bu parlak maviliğini göstermeyi çok sevmez. Mesela şu anda gözüme çarptı. Şu arada bir yerde bir kelebek var. Mavi morfu var. O arada da mavi morfuların girmesi. Şimdi ben bir avcı olsam o kelebeği göremem. Yoluma devam ederim. Ama ben bir avcı değilim. O yüzden size göstermeye çalışacağım. Bakın hemen şurada. Hemen burada bir tane mavi morfoyu odaklayayım. Tekrar dışarıya alayım. Bunu yaptığım zaman hiçbir şekilde görünmüyor. İşte bu acımasız doğal yaşamda birçok avcının bulunduğu. Oo, süper. Mavi morfo. Ama beni görünce hemen kapattı. Ha, onu diyordum. Bu maviliğini genelde göstermeyi sevmez. Çünkü doğada açık hedef haline gelir. Bu parlak maviliğiyle devamlı gösterse, ben avcı olsam gözümün önünde parlayan bir mavi bir canlı olsa, yiyebileceğim bir şey olsa giderim doğrudan, hiç uğraşmadan o canlıyı yerim. Bu yüzden bu parlak mavilini göstermiyor, ama konduğu zaman bitkinin üzerindeyken görünmüyor, biraz önce gördüğümüz üzere. Bu uçmak için kanatlarını açtığı anda hop, çok güzel. Bir kur dansı. Bir tanesi erkek, diğeri dişi. Erkek olan dişiye kendisini beğendirmeye çalışıyor. Bakın şu arkadan yandan devamlı hareket eden büyük ihtimalle erkek. Küçük küçük temaslarla kendisini beğendirmeye çalışıyor. Çünkü erkek kendisini beğendirecek, dişi erkek seçecek. Yavrularının en iyi şekilde, en güçlü şekilde, en gösterişli şekilde olmasını istiyor ve klasik doğal mantık. Bu yüzden erkek kendisini devamlı gösterir, kendisinin güçlü olduğunu kanıtlar, kendisinin sağlıklı olduğunu kanıtlar. Dişi de yavrularının en güçlü olan erkekten olmasını ister. Çünkü doğada güçlü olan her zaman kazanacağı için o da yavrularının güçlü olmasını istiyor. Tabi biz şu anda bu kur dansını bozduk. Problem değil. Yani onlar tekrar buluşurlar. Buraya geldi, dinleniyor. Tekrar büyük ihtimalle kendisini göstermeye çalışacak. Bazı kelebekler, daha doğrusu kelebekler genelde yerde su içerler, çamurdan. Birçoğumuz görmüşüzdür. Çamurun etrafında toplanmış yüzlerce kelebeğin su içtiğini. Hemen bu da onlardan bir tanesi. Buraya konmuş. Küçük bir su birikintisi. Bahçenin sulandığından, bitkilerin sulandığından kalan suyu, artan suyu karnını doyurmaya, daha doğrusu su ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Şimdi gördüğünüz üzere bayağı terledim. Yani bahçe bayağı sıcak. Aslında sıcak değil de nem çok, nem. Klasik bir söylem, nem çok. 28 derece, %80 nem. 28 derece bir yaz gününde serin bir hava. Ama nem %80 olduğu için bayağı bir sıcak hissediliyor. Bahçe içi 24 saat ve 12 ay boyunca bu şekilde sabit tutuluyor. Çünkü içerideki canlılar için bu önemli. Yani bu sene çok sağlam bir kış oldu. Dışarıda -20 derece varken, -20 derece soğuk varken bahçe içi yine 28 derece, %80 sabitti. Bu sayede bu canlılar burada kendi ana vatanlarından en azından farklı hissetmiyorlar.
Hemen şurada bir kelebek göstereceğim. Ondan sonra da başka bir konuda bahsedeyim. Hemen şurada. Aa, uçtu. Ya dur lütfen. Lütfen durur musun? Lütfen durur musun? Çok ters bir yerde durdum. Şu kelebek. Neyi andırıyor size? Baykuş kelebeği ismi. Gerçekten baykuşa benziyor değil mi? Biraz önce morfodan bahsettim. Kamufle oluyordu. Buradaysa tamamen zararsız olan bu canlının bir yırtıcıya, bir avcıya benzemesi durumu söz konusu. Buna mimikri deniyor. Yani bu zararsız canlı gerçekten bir zararlı, gerçekten bir yırtıcıya benziyor ve hatta kanadının ikisini de açtığı zaman gerçek bir baykuş görüntüsü çıkıyor. İki tane gözüyle, hatta gagasıyla bana bakan bir baykuşmuş gibi görüyorum. Ben küçük bir kuş olsam buraya gelmeye çekinirim. Çünkü eğer burada bu kelebek olduğundan eminsem gideceğim, yiyeceğim. Ama orada gerçekten bir baykuş varsa ve o baykuş gelir beni yerse, hani ava giden avlanır sözü vardır ya bizde. Ava giderken av olursam, bu riske girmiyor işte bu küçük canlılar. Bu sayede bu kelebek, bu tamamen zararsız olan kelebek bir korunma yapıyor ve avcılarından bu şekilde korunmuş oluyor. Ve mağaralarımız var bahçe içinde. Şimdi bir kelebeğin ömrü boyunca neye ihtiyacı varsa biz burada onu sergiledik. Mağarada bunlardan bir tanesi. Kelebekler çok uçtukları zaman vücut sıcaklığı çok artıyor ve bu buraya gelip vücut sıcaklığını birazcık düşürdükten sonra tekrar uçmaya devam ediyor. Mağaralar bunun için önemli. Geceyi geçirmek için güvenli alan, kapı ağızlarında bakın bir baykuş kelebeği. Bayağı yaşlı bir kelebek. Yaşlı olduğunu nereden anlıyorum? Kanatları bayağı yıpranmış. Hani bizde vardır ya, insanlar yaşlandıkça saçları dökülür, ağrır. Kelebeklerdeki yaşlanma durumu da kanatlarının uçlarının yıpranmasıyla oluyor. Yaşlanan kelebek kanatlarının uçlarında dökülmeler meydana geliyor. Ha, bu doğal ortamında olsaydı bir avcı saldırısına uğramış denilebilirdi. Ama burada onlar için bir avcı olmadığı için tamamen yaşlılıktan olabiliyor. Hemen şöyle göstereyim. Bir tane de mavi morfo. Geniş açıya alıyorum. Şimdi nasıl uyuduklarını anlayın diye. Şöyle baktığımız zaman bakın tam şurada bir mavi morfo var. Kayanın bir çıkıntısından başka bir şey görünmüyor. Yani bir kaya çıkıntısıymış gibi görünüyor. Ya avcı o kadar dikkat etmeden geçtiği zaman buradan o kelebeği hiç görmeden yoluna devam edip gidiyor. Bu sayede işte hayatını kurtarmış oluyor. Benzer bir şey baykuş kelebeğinde de geçerli ama onun üzerindeki o göz avcıya bir baykuş olduğunu, bir yırtıcı olduğunu göstermeye çalışıyor.